Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli arkadaşlar, bugün inşallah yeni bir sureye başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'imizin 61. sırasında tertip edilen ve 109. sırada nazil olduğu bildirilen Saf suresini ele alacağız. Sure-i Celile'nin medeni bir sure olduğunda görüş birliği var. Fakat Firuzabadi Basayiru Zevit Temyiz isimli eserinde surenin adının da Saf, bu safın iki manası var malumunuz. Birisi düşman karşısında cihatta saf tutmak, ikincisi de namaz safında durmak. Bazı alimler buradaki saf kelimesinin namazdaki saf kastedilmesinden dolayı, yani öyle yorumladığından dolayı Sure-i Celile'nin Mekki olabileceğini de dile getiriyor. Ama genelde medeni sure olarak sayılmıştır. İsmini 4. ayetteki bu saf kelimesinden alıyor. Fakat surenin sonunda Hazreti İsa'nın havarilerinden de bahsediyor. Bundan dolayı Suratu Havariyin ismiyle de bazı eserlerde geçer. Saf suresi Tegabun suresinden sonra ve Cuma suresinden önce nazil olmuştur. Burada yine sureler arasındaki tenasip hususunda bir incelik var. Tegabun aldanma manasına geliyor. Bu sureden sonra inmiş ki, yani aldanmadan nasıl kurtulabilir bir insanoğlu, hakikati nasıl bulabilir? Cephede Allah yolunda mücadele etmek gibi, namaz safında nefsiyle mücadele etmek gibi. Ve inşallah 5-6. ayetlerde göreceğiz. Hakiki ticaretle meşgul olmak kişiyi aldanmışlıktan kurtarır anlamını çağrıştıracak bir tevafuk söz konusu nüzul sırası bakımından da. Sure ana hatlarıyla Cenab-ı Hakk'ın zatının yüceliğini beyan ederek başlıyor ve biz Müslümanların dinimizde ihlaslı olmamızı telkin ediyor. Herhangi bir şey konuştuğumuz zaman sözün yerine gereğini mutlaka yerine getirmemizi, gösteriş yapmaktan kaçınmamızı arzu ediyor. Yapmayacağı şeyleri söylemek, yapamayacağı şeyleri söylemek gibi, birilerinin hoşuna gitsin diye söz söyleyip altında asla ezilmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Tabii bununla da her birimizin özüyle sözü örtüşsün, mutabık olsun. Aksi takdirde bunun Cenab-ı Hak katında çok çirkin sayıldığı haber veriliyor. Cephede ya da namazda safları sık tutmak tembih ediliyor. Konu Beni İsrail'e de getiriliyor ki onlar peygamberlerini destekleme sözü vermişlerdi. Sonrasında gelecek peygamberlere de aynı şekilde destek ve yardım sözü vermişlerdi. Buna rağmen başta en büyük peygamber saydıkları Hazreti Musa'ya eziyet etmeleri eleştiriliyor. Ve onlarla benzerlik içerisinde olduğu zımnen hatırlatılarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da teselli edilmiş oluyor. Çünkü Yahudilerden de Peygamberimiz Medine Münevvere'de oldukça eziyet görmüştür. Bu açıdan teselli etmiş oluyor Sure-i Celil'e. Aynı şekilde Müslümanlar Peygamberimize ve kendilerine Yahudilerden gelebilecek zararlara karşı da uyarılmış oluyorlar. Çünkü onlar kendi peygamberlerine eziyet ettiler. Size haydi haydi eziyet ederler gibi bir ikaz söz konusu. Aynı şekilde Hazreti İsa'ya da öyle. Nitekim Hazreti İsa da bu surede konu ediliyor. İşte Hazreti İsa'nın bir taraftan Tevrat'ın hükümlerini
efendim tekrar ihya etmek üzere gönderildiğini beyan ederken, diğer yandan da Resul-i Ekrem'in geleceğini müjdeleyici olarak, müjdeci olarak gönderildiğini haber veriyor. Sonrasında inkarcıların karşı çıkmasına rağmen İslam'ın bütün dinlere hakim hale geleceğini, hakiki kazancın Allah ve onun dinini yüceltmek için azimle çalışmak olduğunu belirtiyor. Ve sure müminlerin hakka kenetlendiği, önderi durumumuzda olan Resul-i Ekrem'in sünnetine sımsıkı sarıldığımız takdirde zafere ulaşacağımızı ve inkarcıların her durumda böyle bir Müslüman güç karşısında zillete düşeceği Hazreti İsa ve onun havarileri örnekliğinde bize haber veriliyor. Şimdi metnimize geçebiliriz. Suratus Saf Medeniyye. Saf suresi medeni bir suredir. Ve ayatüha, bunun ayeti ise 14 ayettir. Beyne yedeyi sura. Surenin giriş kısmı, öncesindeki temel bilgiler. Suratus Saffi hiye ihde süveril medeniyye. Bu medeni surelerden bir tanesidir. Elleti tu'na bil ahkamit teşri'iyye. Tu'na da olabilir, tu'ni de olabilir. Yani şer'i hükümlerin açıklandığı, şer'i hükümleri açıklamaya tahsis edilen medeni surelerden bir tanesidir. Ve hâzihi sûretu tetehaddesu an mevdu'il kıtâli ve cihâd-i âdâillâhi. Bu sure-i celîle kıtal, savaş konusundan ve Allah düşmanlarına karşı cihattan bahsetmektedir. Ve tadahiyyeti fî sebîlillâhi li'i'zâzi dînihî. Aynı şekilde bu sure Allah yolunda canı ve malı feda etme, sırf Allah'ın dini güçlensin, bütün yeryüzüne ilahi kelimetillah efendim hakim olsun diye fedakarlıkta bulunmaktan bahseder. Ve ilahi kelimetihi ve Allah'ın kelamının yücelmesi, dininin baskın hakim hale gelmesi için fedakarlık yapma gereğinden bahseder. Ve anit ticaretir rabihatilleti biha saadetul mümini fid dünya vel ahira. Aynı şekilde sure müminin dünya ve ahirette saadet elde etmekle aslında hakiki kazancının bu olduğundan da bahseder. Elbette dünyada dünyalık elde etmek için ticaret meşrudur. Rızkın onda dokuzu ondadır ve Peygamberimiz teşvik etmiştir. Ama neticede o elde edilen dünyevi servet de aynı şekilde dünya ve ahiret saadetimizi kazanma maksadıyla kazanılıp helalinden aynı şekilde meşru ve helal yollara harcandığı takdirde aynı zamanda ahiret saadetimizi de kazanmanın bir aracı haline gelmektedir. وَلَاكِنَّ الْمِحْوَرَ الَّذ۪ي تَدُورُ عَلَيْهِ السُّورَةُ هِيَ الْقِتَالِ. Ancak surenin çevresinde döndüğü temel konu, asıl mihver, efendim, savaş konusudur. وَلِهَذَا سُمِّيَتْ سُورَةُ السَّفْ. Bundan dolayı Saf suresi diye isimlendirilmiştir. Tabii surenin baş kısmında kıymetli arkadaşlar, savaş konusu ele almıyor hakikaten. İlk 3-4 ayette. Son kısmında da efendim, son 4 ayette de aynı şekilde savaş konu ediliyor. Müminlerin kenetlenmesi gerektiği hatırlatılıyor. İbtedaetis suratul kerimetu ba'de tesbihillahi ve temcidihi. Sure-i Celile Allahü Teala'nın yüceliğini
azametini beyandan sonra bitahzir-i mü'mine min ihlafil va'di. Müminleri verdikleri sözü getirmemekten uyarmaktadır. Yani getirmeleri gerektiği hususunda vaadi çiğnememe konusunda ikaz etmektedir. Bununla başlamaktadır sure inceliyle. Ve ademil vefai bimeltezemu bihi ve müminlerin yapmayı taahhüt ettikleri, kendilerini bağladıkları söz yahut da herhangi bir efendim iş onu mutlaka yerine getirmeleri, aksine davranmamaları konusunda uyarıyla başlamaktadır sure-i celil'e. Nitekim sebbahalillahi ma fis semavati ve ma fil ardı ve huvel azizül hakim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulûne ma la tef'alûn ayetleri. Evet, sözü edilen bu konunun işlendiği ayetler. Sümme tehaddeset an kıtali a'daillahi bi şecaatil mü'mini ve besaletihi. Sonra sure-i celile müminin şecaatla, civan, mertlikle, yiğitlikle Allah'ın düşmanlarına karşı savaş yapması gerektiğinden bahsetmektedir. لِأَنَّهُ يُقَاتِلُ مِنْ اَجْلِ غَرَضٍ نَب۪يلٍ. Zira müminlerin savaş yapmasında tek ana gaye vardır. Asıl gaye yüce değerler için savaşılır. وَهُوَ رَفْعُ مَنَارِ الْحَقِّ. O da hakkın efendim aydınlığını daha da yüceltmek, meşalesini daha da genişletmektir. Yegane amaç budur. Bunu değişik vesilelerle ilgili ayetler önümüze geldikçe sünnetin açıklaması çerçevesinde de hatırlayacaksınız kıymetli arkadaşlar. Resul-i Ekrem cihadın sırf Allah rızası için yapılması gerektiğini, kabile taassubu gibi kahramanlık destanı yazmak, ününü efendim şanını bırakmak gibi amaçlarla lekelendiği takdirde bunun hakiki manada cihat olmadığını, ölünmesi halinde de şehit sayılamayacağına dair birçok hadis-i şerifini burada hatırlamakta fayda var. Ve yine Müslümanın yüce amaçlı yaptığı cihat neyi hedefler? Ve i'lâ-i kelimetillâhin, Allah'ın kelimesi yücelsin içindir. O uğurda mal ve can feda eder mümin. İşte bu konuyu İnnallâhe yuhibbullezîne yuqâtilûne fî sebîlihi saffen keennehum bünyanun mersus ayeti ele alıyor. وَتَنَاوَلَتِ السُّورَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَوْقِفَ الْيَهُودِ مِنْ دَعْوَةِ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَ السَّلَامِ. Sure-i Celil'e bu iki temel konudan sonra Yahudilerin Hazreti Musa ve İsa Aleyhisselam'ın risaleti karşısındaki takındıkları tavrı ele alıyor. Yani Yahudiler hangi konumda, nasıl bu iki peygambere nasıl davrandıkları meselesini ele alıyor. Ve ma asabehuma min el-eza fi sabilillah. Aynı şekilde her iki peygamberin Allah yolunda yürürken nasıl eziyetlere maruz kaldığı hususu tabii ki çok zımni bir şekilde işleniyor. Zaten Sure-i Celile'nin hacmi oldukça küçük. Fakat Allahü Teala işte o kısa ayetlerde dahi Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerine dağıtılmış konuları zihnimize çağrışım yaptırtarak kısa kısa hatırlatmalarla bu konuları biraz daha dikkatimize sunuyor. Teyit ediyor, pekiştiriyor. Nitekim Ali İmran suresinde
genel manada Cenab-ı Hak peygamberlerin neler çektiğini, Allah yolunda mücadele ederken nasıl eziyetlere katlandığını haber vermişti. Hazreti Musa ve İsa'nın şahsında da elbette onların da kıssalarına yer vermek suretiyle yine medeni surelerde bilhassa dikkat çekmişti. Burada da atıfta bulunuyor o hususlara. Ve zelike tesliyetun li Rasulillahi fi ma nalehu min kuffar Mekke. Bununla aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bir teselli verilmektedir. Zira Resul-i Ekrem bütün bir insanlık için gönderilmiş olmakla birlikte ilk vazife yeri elbette Mekke'dir. Ümmül Kura'dır. Ana merkez orası. İlk muhataplar da orada yaşayan kimselerdir. Dolayısıyla nasıl ki Hazreti Musa kendi kavmine gönderilmiş, kendi ırktaşlarına gönderilmiş olmasına rağmen onlardan eziyet görmüşse Resul-i Ekrem de aynı şekilde üstelik de dokunulmazlığı olan bir şehirde tebliğ vazifesi yaparken Mekke müşriklerinden oldukça fazla eziyet görmüştür Risaletinin ilk 13 yılında. Bu yüzden de bir teselli yapılmıştır. Bu konuyu da ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi lime tu'zûneni ve kad ta'lemûne enni Rasûlullâhi ileykum ilâ âhiri ayet. Bu ve devamı ayetlerde Cenab-ı Hak bu konuyu işliyor. Ve tehaddethet-i sûretu an sünnetillâhi fî nusrati dînihî. Bu konudan sonra Sure-i Celil'e Cenab-ı Hakk'ın dinini yüceltmek için uğraşan kullarından bazı zümreler, kavimler seçtiğini ki Tevbe suresinde ve müteaddit bazı surelerde de ele alınıyor bu konu. Yani Allah Azze ve Celle dinini sahiplenecek, onu kendi şahsında yaşayıp bütün bir insanlığa duyurmak için büyük fedakarlıklarda bulunan bir seçkin kullar zümresini daima yeryüzünde tutmuştur. Bu geçmişten günümüze sayıları az olmuştur gerçi. Yine Bakara suresinin sonlarında kem min fiyetin kalîletin diye başlayan ayette beyan edildiği gibi bunların sayısı az olsa da sadakatlerinin büyüklüğü oranında Allah dinine daima yardım etmiş, dinine sarılanlara zaferler nasip etmiştir. İşte bu hususu da yine bu sure içerisinde kısaca ele alıyor. Ve enbiyaihi dinine, peygamberlerine ve evliyaihi Allah'ı dost edinip onun yolunda sadakatle yürüyenlere daima yardımcı olduğunu, bunun bir sünnetullah haline geldiğini haber veriyor Allahü Teala. Ve duribetil meselü lil müşrikine fi azmihim ala muharabeti dinillahi bimen yuridu itfa'a nurişşemsi bifemihi elhakir. Ve yine Allahü Teala müşrikler için onların Allah'ın dinine karşı harp açmaktaki azimleri hususunda bir benzetmeye yer veriyor. Evet, Mekke müşrikleri var güçleriyle dinin nurunu söndürmek için çabalıyorlar. Geçmişteki kavimler de benzer şeyler yaptılar şüphesiz. Ancak bunların hiçbirisi güçlü bir etki meydana getirmedi. Neye benziyor? Bunun benzeri Dümen yuridu itfa'e nur Gördün şemsi mü? bir fakir. Işığı kapatın. Sen sema veri. Allahü Teala'nın dinine karşı savaşanların halinin tıpkı güneşin ışığını, nurunu ağzıyla üfleyerek söndürmeye çalışan kimsenin haline benzeterek
ne kadar gülünç durumda olduklarını böylece özetlemiştir. Bunu da yuridûne liyutfi'û nûrallâhi bi'efvâhihim vallâhu mütimmü nûrihi velev kerihel kâfirûn ki ayetin hemen hemen bir benzeri, tam benzeri Tevbe suresinde de geçtiği üzere. Evet. وَدَّعَتِ السُّورَةُ الْمُؤْمِنِينَ اِلَى التِّجَارَةِ الرَّابِحَةِ دَعَتْ daha uygun. وَدَّعَتْ da değil de دَعَتْ ve Sure-i Celil'e müminleri çok kazançlı bir ticarete davet etmektedir. وَحَرَّضَتْهُمْ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِالنَّفْسِ وَالنَّف۪يسِ ve yine sure ki bu konu bilhassa Mekki surelerin hemen tamamında bir şekilde ya peygamber kıssaları üzerinden ama çoğunlukla da açık açık müminlere hitap etmek suretiyle defalarca teşvik ediliyor bildiğimiz gibi arkadaşlar. Allah-u Teala malınızla canınızla Allah yolunda cihad edin hususunu sık sık teşvik etmiştir. Bu surede de buna atıfta bulunuyor. Bu niye önemli? لِيَنَالُ السَّعَادَةَ دَائِمَةَ الْكَب۪يرَةَ مَعَ النُّسْرَةِ الْعَاجِلَةِ فِي الدُّنْيَا. Çünkü müminlerin Allah'ın dini yücelsin, Müslümanlar gerek inançları bakımından, gerek dünya üzerindeki etkinlikleri bakımından halife olarak yaratılmış olmanın bilinciyle dünyada zulmün önlenmesi, hakkın hakikatin uygulanır hale gelmesinde yegane gücün, etkin gücün kendileri olması gerektiği şuuruyla hareket ettikleri takdirde Allah müminlere iki tane mükafatı iç içe veriyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Daimi saadettir. Ahiretimizdeki ebedi mutluluktur. Ama hemen peşin verdiği bir zafer de var. Dünyada da Allah-u Teala müminlere tarihte örnekleri görüldüğü gibi ne yapmıştır? Dünyada da bunun ödülünü emin, güvenilir, refah ve huzur içerisinde yaşanan geniş coğrafyalara hükmetme imkanı vermiştir. وَخَاطَبَتْهُمْ بِاُسْلُوبِ التَّرْغِيبِ وَالتَّشْفِيقِ Bunu yaparken de Cenab-ı Hak müminlere tam bir özendirme, teşvik etme üslubuyla hitap etmiştir. Yine daha önce de dile getirdiğimiz gibi kıymetli arkadaşlar, Cenab-ı Hak ticaretle içli dışlı olan Mekke halkına ki onlardan iman edenleri muhacir oldular. Ve Peygamberimiz de Medine'ye hicretiyle birlikte orada daha çok bahçecilik, çiftçilik yapan müminleri ticarete, işte Medine pazarı vasıtasıyla yönlendirmesi ile ticarette müminlerin etkin hale gelmesini sağlamıştı. Ve Araplar arasında da işte ticaret çok maharetli olduğu alan olduğu için Cenab-ı Hak zaman zaman o ticaret becerileri üzerinden teşvik edici bir üslupla onlara hitap etmiştir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman edenler, sizi elim azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Onu size göstereyim mi? O ticareti nasıl yaparsınız? Tü'minûne billahi ve rasûlihi. Allah ve Resulüne iman edersiniz. İmansız hiçbir ticaret olmaz. İşte gördüğümüz gibi kıymetli arkadaşlar, şu anda mal bolluğuna rağmen toplumumuzda bu kadar fahiş fiyatların artması imani noktalardaki zayıflıklarımızın, azalmışlığın etkisi. İşte kanaat ve buna benzer bir takım efendim erdemlerimizin zaafa düşmesinin sonucu.
ve tücahidûne fî sebîlillâh ve Allah yolunda cihad etmenizdir diye ilgili ayetler böylece devam ediyor. Ve hutimeti suratu bi daveti ehlil iman ila nusrati dinir rahman. Sure-i Celil'e nasıl ki baş kısmında cihada davet etmişti peygamberler, peygamberimiz rehberliğinde. Bilhassa o ayetlerin sebebi nüzulü konusunda da birazdan göreceğiz. O kısım da cihatla alakalıydı. Surenin son kısmında da yine Rahman'ın dinine efendim yardım etmek, dini sahiplenmek, benimsemek ve efendim iman ehlinin bu kutsal davaya sımsıkı tutunmasını hatırlatarak sure sona ermektedir. Peki bunun tarihte somut güzel bir örneği, numunesi var mıdır? Örnek alınacak birileri var mı? Elbette var. Kemâ fe'alel havariyyûne ashabu İsa. Hazreti İsa'nın destekçileri, sahabesi diyelim. Onlara havari deniliyor malum. Hayne da'ahum ilâ nusrati dinillâhi. Hazreti İsa da işte tıpkı peygamberimizin diliyle bize duyurulduğu gibi o günün Müslümanlarına da Hazreti İsa Allah'ın hükümlerini duyuruyor, çağrısını onlara yapıyor. O da nedir? Hazreti İsa da ne yaptı havarilere? Allah'ın dinine yardım edin dedi. Kâle men ensâri ilallah gibi ifadelerle geçiyor bu birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İsa böyle bir davette bulununca festecabu ve nasarul hakka ve rasul. Onlar da bizim sayımız az, bu kadar az kişiyle biz koskoca davayı nasıl yükleneceğiz, üstleneceğiz, nasıl sana yardım edeceğiz, bizim yardımımızla elde edebileceğimiz bir sonuç olmaz ki falan diye asla düşünmediler. Emri fevri olarak yerine getirdiler ve Hazreti İsa'ya destek oldular. Onun davetini canı gönülden kabul ettiler. Bu kısmında ya eyyühellezine amenu kunu ensarallahi kema kâle İsa ibn Meryem'e lil havarihine men ensari ilallah. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Tıpkı Meryem oğlu İsa gibi ki o havarilere Allah için bana kim yardımcı olacak dediğinde kâlel havariyyûne nahnu ensarullah. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız diyerek onun hemen peşine takılmışlar, ileriye atılmışlardı. Ve hâkede yetenâsakul bed'u ma'al hitâmi. Böylece surenin sonuyla başı arasında muhteşem bir uyum gerçekleşmiştir. Ki bu da nedir? Fî ebde'i beyanin ve ihkâmin. Sözü çok güzel ve sağlam biçimde yerli yerince açıklamanın bir gereğidir. Ki Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hakim olduğu için, hakim olan Allah'ın kelamı olduğu için her şey tam yerli yerince vurgulanmıştır. قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى ولو كره المشركون. Bir ila 9. ayetin sonuna kadar iki bölüm halinde inceliyor Sabuni merhum. 1 ile 9. ayet arasını birinci bölüm olarak. Önce yine her zamanki gibi burada da lügat bilgisini verecek bize. El-lugatu sebbaha et-tesbihu temcidullahi ve tenzihihi ve tenzihihi amma la yaliku bihi min sıfatin naqs. Sebbaha fiili Allah-u Teala'nın yüceltilmesi ve onun her türlü noksanlıktan, kendi zatına layık olmayan sıfatlardan tenzih edilmesi anlamına gelir. Bunu daha önceki derslerimizde geçmiş olabilir ama bir kez daha hatırlatalım yerinde unutma ihtimalinden dolayı.
Kur'an-ı Kerim'de sebbaha bu surede böyle geçtiği gibi mazi sigasıyla Tegavun ve Cuma suresinde de yusebbihu lillah diye geçiyor. Bazı müfessirler mesela İmam Muhammed Maturidi bunlardan bir tanesidir. Mazi ve muzari sigasıyla geçmiş olmasından dolayı bu ayete daima yüceltir anlama vermişlerdir. Çünkü muzari'de bir devamlılık ve tekrar söz konusu olduğu için bu anlamı verirler. El aziz el galibul lezî la yûlebu, asla mağlup edilemeyen ve daima galip olan yüce kudret sahibi anlamındadır. İzzet sahibi anlamındadır. El hakimu ellezî yada'ul eşya'e fî mevâdi'ihâ. Hakimse işi çok hikmetli yapan, yani bütün varlıkları tam olması gereken yere koyan, her şeyi yerli yerince değerlendiren, yapan. İşte bu sözse söz, işse iş, yaratmaksa yaratma, her neyse bunları hep yerli yerince tam yerine uygun yapan anlamındadır. Ve yef'alü mâ taktadîhil hikmetu, ve hikmetin gereği neyse onu yapan, yani boş, malayani ile uğraşmayan, yaptığı her işin mutlaka bir hikmeti, bir dayanağı, bir faydası olan anlamındadır. Makten kelimesi buğdan anlamındadır. Buz, öfke, gadap manasına da geliyor malumunuz buz. Gerçi ben yukarıda girişte, ilk girişte çirkinlik dedim ama elbette bu da Cenab-ı Hakk'ın öfkesini, gadabını ortaya koyacak, çıkaracak bir husus. O da yani çirkin bir husustur ki Allah onunla gazaplanmış olsun. Kale Zemahşeriyyû, İmam Zemahşeri diyor ki el-maktu eşeddül buğdi ve eblevuhu ve efhaşuhu. Makt kelimesi öfkeden daha şiddetli, daha kapsamlı ve aslında daha çirkindir. Yani Türkçe'de bunu ne deriz? Son derece öfkelendim falan deriz ya. O kabil bir tedric söz konusu en üst seviyede. Zemahşeri'ye göre. El-Marsus, El-Mütemâsikul mütelâsiku ba'duhu bi-ba'din. Bu bildiğimiz gibi rassadan alınmıştır arkadaşlar. Rassa, kurşunlanmış olmak manası var. Rassas da bugün hala kurşun manasında kullanılıyor Arapçada. El-mütemâsik, yani birbirine iyice tutturulmuş. El-mütelâsık, birbirine parçaları iyice yapıştırılmış, kenetletilmiş anlamındadır. Kâle'l-ferrâ, İmam-ı Ferra diyor ki رَسَسْتُ الْبِنَاءَ اِذَا لَا اَمْتُمْ بَيْنَهُ. Eğer binanın parçalarını birbirine iyice uyumlu bir şekilde yapmışsam, çok sağlam bir şekilde inşa etmişsem, işte buna Araplar ne derler? Rasastül bina. Dört dörtlük, yani o örülen tuğlasından atılan temeline, kurulan çatısına varıncaya kadar her şey tam yerli yerince, hiçbir boşluk, eksik kalmamış, yerli yerince yapılmış manasınadır diye İmam-ı Ferra. Ve qarabtu hatta yasira ke kat'atin vahide. Ve yine parçaları birbirine öylesine yakın, tutkun hale getirdim ki tıpkı o parçalardan müteşekkil olan yapı tek bir parça haline geldi. Yani bir bina düşünelim. Bu bina çatısından temeline kadar binlerce ayrı parçadan oluşuyor. Ama onlar öylesine birbirine sağlam monte edilmiş ve
bağlanmış ki tek bir parça haline dönüştürülmüş adeta. İşte böylesi bir iş yapmaya rassayı kullanır Araplar diyor. Zâhû, zeyhû, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan temel kavramlardan birisi. Mâlû anil hudâ vel hak. Hidayetten ve haktan meyletmek, yani batıla doğru meyletmek anlamındadır. Zeyhû kelimesi. Elbeyyinât, elmu'cizâtul vâdihât. Apaçık mucizeler anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de malumumuz beyyine kelimesi delil anlamında kullanıldığı gibi ayetun beyinat apaçık, görünür, gerçekliği inkar edilemez, hakikat anlamında beyinat kelimesi kullanılıyordu. Burada da apaçık mucizeler manasındadır. Yine bildiğimiz gibi kıymetli arkadaşlar, peygamberlerin mucizeleri Kur'an-ı Kerim'de mucize ismiyle yer almaz. Beyyinat, ayatun beyyinat ifadeleriyle yer alır. İşte hem Allah'ın metlul ayetlerine beyyinat ifadesi, hem de peygamberlerin gösterdiği mucizelere beyyinat ismi verilince ulema bu ikisi arasındaki farkı ortaya koymak için peygamber mucizelerine ayatun beyyinat ifadesini değil de mucizat ifadesini koymuşlar. Karışıklığı önlemek babında. Sebebin nüzul, surenin iniş sebebiyle ilgili. Ruviye ennel müslimine kalun. Rivayet olunduğuna göre Müslümanlar dediler ki lev alimna ehabbel a'mali ilallahi teala. Şayet Allah'a en hoş gelen, onu en çok razı eden amelin, işlerin ne olduğunu bir bilseydik, lebedelnâ fîhî emvâlenâ ve enfüsenâ, Allah'ı razı edebilmek için malımızı da, canımızı da o uğurda bezlederdik, ortaya koyardık, feda ederdik demişlerdir. Aslında iyi niyet babında kıymetli arkadaşlar ne kadar hoş bir ifade. Yani böyle bir duygu içerisinde yaşamak ne hoş. Ama insanın bu bilhassa kendi iç dünyasına yönelik olduğunda herhalde çok daha kıymetli. Fakat toplum içerisinde mesela işte rivayetlere göre Mukatil bin Süleyman bir rivayet naklediyor bu noktada. Ayetin iniş sebebine konu olan kişiler muhacirden ensar ve ensardan düzeltiyorum. Evs ve Hazreç, işte Abdullah İbni Ravaha gibi büyük sahabilerin de arasında bulunduğu bir topluluk aklında inmiştir diyor. O topluluk hani maşeri vicdan vardır ya, topluyken böyle bir coşku oluşur. O coşkuya kendini kaptırıp yapamayacağı şeyleri konuşmaya başlamanın olduğu bir yerde demek ki bu ifadede bulunmuşlar. Felemma faradallahu cihada, ne zaman ki Cenab-ı Hak cihadı farz kılmıştır. Kerihehu ba'duhum, bunu bazıları hoş görmediler. Nitekim Nisa suresinde, ömrümüz olursa oraya da geleceğiz. Lime ketebte aleynel kıtel diyorlar. Yani savaşı niye yazdın ki bize ya Rab? Yani niye farz kıldın ki bize falan diyorlar. Fenzelallahu, işte bunun üzerine Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun, ey iman edenler, yapmadığınız şeyi ya da yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun, yapmadığınız ya da yapamayacağınız şeyleri söylemiş olmanız Allah katında şiddetli bir buğz sebebidir, vesilesidir. Yani o yüzden konuşurken, vaatte bulunurken gücümüzü aşan, yapamayacağımız altında ezileceğimiz sözleri hem insanlara karşı hem de Cenab-ı Hakk'a karşı
vermememiz gerektiğini Cenab-ı Hak burada bize hatırlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Sadakallahul azim. Evet, böylece girişimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde inşallah bu ilk iki ayetin tefsiriyle devam edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Katılımınız için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.